Sevgili çocuklar, bugün sizlere balığın yuttuğu peygamber olarak bilinen Yunus peygamberin hayatını anlatacağım. Yunus peygamber, dünyanın en eski yerleşim bölgelerinden biri olan Ninova'da dünyaya gelmiştir. Ninova, Dicle Nehri'nin batı kıyısında bulunan Asur Devleti'nin başkentliğini yapmış bir kenttir ve dönemin en gelişmiş ticari merkezlerinden biridir. Bu sebeple nüfusu oldukça kalabalıktı. Ninova halkı zenginlik ve refah içerisinde yaşıyorlardı. Bu zenginlik öylesine başlarını döndürmüş olmalı ki toplumun neredeyse tamamı Allah'a şükürden uzaklaşarak kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmaya başlamışlardı. 30 yaşına geldiğinde Yüce Allah Hazreti Yunus'u Ninova halkına peygamber olarak gönderdi. Hazreti Yunus tahtadan ve taştan yapılmış putlara tapan halkını Allah'a imana ve ibadete davet ediyordu. Halkı ona iman etmediği gibi onu alaya almış ve ona eziyetlerde bulunmuşlardı. Yunus peygamber ise onların bu yaptıklarını aldırmıyor ve ümitsizliğe kapılmıyordu. Halkının putlara tapmaktan vazgeçmelerini öğütlüyor, Allah'ın elçisi olduğunu ve onları yanlışlardan uzaklaştırmakla görevli olduğunu söylüyordu. Yunus peygamber halkını Allah'ın azabıyla korkuttukça Ninova halkı, "Ey Yunus, tek bir kişinin hatrı için azap inip herkesi yok edecekse müsaade et de bu azap gelsin" deyip onunla alay etmeye devam ettiler. Hazreti Yunus kavmini 33 yıl Allah'a iman etmeye davet etmiş fakat uzun yıllar boyunca sadece 2 kişi kendisine inanmıştı. Yunus peygamber kavminin küfürde bu derece ısrar etmesine çok üzüldü. Bir gece onların aralarından ayrılıp şehri terk etti. Allah-u Teala ona şöyle söyledi: "Ey Yunus, kullarımın arasından ayrılmakta acele ettin. Geri dön, 40 gün daha onları imana çağır." Yunus aleyhisselam bu ilahi emir üzerine kavmine geri döndü ve onları hak dinine davete devam etti. 37 gün aralarında kaldı. Fakat kavmi yine kendisini yalanladı. Bunun üzerine Yunus aleyhisselam, "O halde 3 güne kadar başınıza gelecek azabı bekleyin. Bunun alameti önce yüzlerinizin sararmasıdır" buyurdu. Ve Allah'ın emri gelmeden aralarından ayrıldı. Ve Dicle Nehri kenarında yolcularla dolu olan bir gemiye bindi. Gemi hareket edip kıyıdan uzaklaştı. Bir müddet seyrettikten sonra durdu ve kımıldamaz oldu. Gemidekiler şaşırıp kaldılar. Ne kadar çalıştılarsa da gemiyi bir türlü yürütemediler. Sonra da aramızda bulunan bir suçlu yüzünden gemi yürümüyor diye aralarında söylendiler. Geminin batacağından endişe edip paniğe kapıldılar. Ve geminin hafiflemesi için kura çekmeye karar verdiler. Kurada Yunus aleyhisselam çıktı. Ve onu gemiden denize attılar. O anda kocaman bir balık Yunus aleyhisselamı yuttu. Fakat Allah balığa emredip onu yaralamamasını, kemiklerini kırmamasını bildirdi. Ve Hazreti Yunus denizin derinliklerinde balığın karnında tam 40 gün yaşadı. Hatasını anlayıp Allah'a günlerce dua etti. "Ey Rabbim, senden başka ilah yoktur. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Şüphesiz ben zalimlerden oldum" dedi. Yüce Allah onun bu duasını kabul etti. Allah'ın emriyle balık onu sahile bıraktı. İlahi emir gelmeden kavmini terk eden Yunus peygamber pişmanlıklar içerisinde kavmine gitmek üzere yola çıktı. Ninova yakınlarına gelince yolda gördüğü bir çobana kavmi hakkında sorular sordu. Çoban ona Yunus peygamberin aralarından ayrılışından sonra Ninova halkının çok üzüldüğünü, Allah'ın onlara azap gönderdiği, azap bulutlarının sahaların üzerinde 3 gün dolaştığını ve halkın pişmanlıktan ağlayarak her yerde Yunus peygamberi aradıklarını söyledi. Hazreti Yunus çobana kendisinin bekledikleri kimse olduğunu ve gidip onlara haber vermesini söyledi. Çoban Ninova'ya gidip Yunus peygamberin geldiğini haber verdi. Halk bu habere o kadar sevinmişlerdi ki sevinç içerisinde koşarak Yunus peygamberi karşılamaya gittiler. Ona sarılarak ondan özür dilediler. Bundan sonra Yunus peygamber Allah'ın emir ve yasaklarını onlara anlatmaya devam etti. Kavmi iyilik üzere oldular.
ve böylece Yunus peygamberin kavmi yaptıklarından pişman olup hatasını anlayarak Allah'ın azabı üzerinden kaldırdığı tek kavim olarak tarihe geçti.